Bugünkü ikinci dersimiz başlamıştır. İkinci dersimizde de artık çarpanlar ayırma bittiğine göre çarpanlar ayırmadaki amacımız olan sadeleştirme kısmına gelelim. Tabii sadeleştirmeyi daha önceki konularımızda her çarpanları ayırmadan sonra aslında çaktırmadan gösterdik. Ortak çarpanla sonra çözdük. Gruplandırmadan sonra çözdük. Tam kare özdeşliklerden sonra hep bunları çözdük aslında. Bu soruların farklı değil, farklı olanları değil aslında. Çoğu benzer olacak. Ama burada tabii ekstradan toplama çıkarma gibi durumlar da var. Belki onları görmemiş olabiliriz. Neticede kesirli ifadeyi bilen öğrenci için çok da fark etmeyecek. Bakalım neymiş? Öncelikle rasyonel ifade neymiş? Onu tanımlamış. Px ve Qx birer polinom. Qx sıfırdan farklı olmak üzere. Neden? Çünkü Qx'in sıfır olması ifadeyi tanımsız yaptığı için sıfır olmaması lazım. Bu şekilde ifadelere rasyonel ifadeler denir. Rasyonel ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri tıpkı rasyonel sayılarda olduğu gibi yapılır. Yani rasyonel sayılarda işlemleri bilenler için bir fark yok zaten. Öncelikle bir hatırlama yapalım. Çarpanları ayırma stratejisi neymiş? Bunu gerçi zaten çok kullandık ama bir hatırlayalım. Öncelikle çarpanlara ayrılacak ifadedeki her terimin ortak çarpanı alınır. Yani önce bakacağımız şey ortak çarpan var mı yok mu bu. İlk çarpanlar ayırma şeyi bu. 3 terimlerde de olsa, 2 terimlerde de olsa ortak çarpan varsa önce ortak çarpanı alın ki terimler biraz küçülsün. Sonra çarpanlara ayrılacak ifade. 2 terimli bir ifade ise İlk olarak iki kare farkı var mı yok mu diye bakılır. Çünkü iki terimlerde ortak çarpan yoksa bakacağımız ikinci şey iki kare farkıdır. O da yoksa bunda da bir şey yapamazsınız. Öyle kalır. İki kare farkı yoksa küpler farkı ya da küpler toplamına bakılır. Eğer toplama değilse çıkarmaysa tabii çıkarma olunca küp farkı olabilir. Küp toplamı da olabilir. Bunlara bakmak lazım. Üç terimli ifade ise üç terimlerin tabii temel olanı nedir? Normalde tabi en başta tam kare mi diye bakabilirsiniz ama tam kare olduğunu belki en başta göremeyebilirsiniz. Tam kare olduğunu göremezseniz bile sonuçta 3 terimlerin çarpanlar ayırma taktiği şöyle C'yi çarpanlar ayırmak, A'yı çarpanlar ayırmak bunları deneyerek B'yi bulmak taktiğidir. Buna bakarsınız. Üçüncü madde neymiş? 4 veya daha çok terim varsa o zaman gruplandırma denenebilir. İkili ikili veya daha fazla varsa üçlü üçlü artık hangisi gerekiyorsa bilmiyorum. Yapılan gruplandırma sonucunda mutlaka ortak çarpan parantezine alınabilecek bir ifade elde edilmelidir. Yani gruplandırma yapmanın amacı o. Aslında iki kere gruplandırma dediğim şey iki kere ortak çarpan parantezi. O yüzden ilk gruptan sonra ortak çarpan çıkmazsa bir işimize yaramaz. Veya herhangi bir özdeşlik gelmiyorsa işimize yaramaz. O sebeple mutlaka bu olmak zorunda. Şayet ayırmak istiyorsak. Eğer yoksa başka gruplandırma seçeceğiz. Örneğin 4 terim bulunan bir ifadede 2'ye 2 şeklinde ya da 3'e 1 şeklinde gruplara ayırabiliriz. Üçüncü neymiş? İfade tam olarak çarpanlara ayrılmalıdır. Elde edilen çarpanları tekrar çarpana ayırmak gerekebilir. Bazen çünkü yaptık bunu. Değişken değiştirmede çok yaptık hatta. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi. Pay ve paydadaki ifadeler çarpanlara ayrılır. Bunu zaten biliyoruz. Pay ve paydada yer alan ortak çarpanlar sadeleştirilir. Yaptığımız için bunları biliyorsunuz. Çoktan seçmeli sorularda eğer şık varsa sorularda yani deneyerek de bulabilirsiniz. Yukarıdaki ifadede değer verin A'ya B'ye. Şıklarda da değer verin. Aynı değeri veriyorsa yani sorun çıkmıyorsa o şekilde de cevap bulunabilir. Öncelikle rasyonel ifadelerde toplama çıkarmayla başlayalım. Bu ifadenin en sade halini bulunuz demiş. Toplama çıkarma tabii ki çarpmaya bölmeye göre daha zor. Neden? Çünkü payda eşitlemek gibi bir derdimiz var. Burada şimdi payda eşitlememiz lazım. Tabii bunu payda eşitlerken kalkıp da bunu bununla çarpmaya gerek yok. Çünkü bunun içinde o çarpan saklıysa o zaman illa hep kendisine çarpmaya gerek kalmıyor. Şöyle bir görelim daha iyi. Bakın. Düzgün yazamadık yahu. 1 bölü x artı 1 artı 2 bölü. Şimdi burayı iki kare fark olduğunu bildiğim için x eksi 1 çarpı x artı 1 diye ayırdım. Artık payda eşitlemek istiyorsam ben komple bunları çapraz çarpmama gerek yok. Bu zaten bunun çarpanı. O halde
Ben burayı x eksi 1 ile çarparsam aynısı olacaktır. O halde bunu 1 ile çarpacağım. Şimdi devam edelim. Bakalım ne gelecek. Artık payda işlendiği için paydayı uğraşmayacağım. Paydayı aynen yazayım. Tek bir kesirde yazacağım. Ayrı ayrı iki kesirle uğraşmayacağım. Pay buradan x eksi 1 gelir. Pay buradan 2 gelir. Yukarısı x x artı 1. artı 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 x Pay ve artı payda 1 arasında ortak artı çarpan var mı? Var. O halde bunlar ortak çarpan gitti. 1 bölü x eksi 1. Yani bu ifadenin en sade hali 1 bölü x eksi 1'miş. Kolay bir soruyla başladık. Burada da paydaları a eksi b, b eksi a. Nasıl eşitleriz? Birbirleriyle çarparız. O çok uğraştırır B ama. eksi a ile a eksi b Eksilisiyle kendi çarpın. Evet, eksi 1 A ile ile b çarpmak yeterli eksi çünkü bu bunun eksi 1 katı. O halde ben şunu eksi 1 ile genişletsem yeter. Yoksa 1 1 ile çarparsam da olur da çok yorar beni. Boş boşuna a kare b kare gelecek. Sonra burada da a kare b kareler gelecek. Bayağı uğraştıracak. Oradan da çıkar ama çok uzun sürer. Eksi 1 ile çarpsak yetecek. O halde 4a artı 3b bunun payı. Bunun payı da eksi 5 A eksi 2B oldu. Paydalar artık ortak. A eksi B. Şu da çünkü A eksi B oldu. 4A eksi A geldi. 3B eksi artı b. artı B geldi. Ne yapacağız? Kaldık burada. Kareyi eksiyle çarpıyoruz. Evet. A Eksiyle eksi B çarpıyoruz. ile eksi A artı B aynı şey aslında. Birbirinin eksilisi. Yukarıyı eksi parantezine Eksi artı aldığımda eksi. burası da a artı b olur. A artı A b. A artı b eksi. olmaz pardon. A eksi b. A eksi. Çarp eksi Yani bir. böyleyken aslında yapabilirsiniz. B eksi a eksi b varsa birbirini sadeleştirip eksi 1 ortaya çıkacaktır. O da olur. Bu neymiş? 4x eksi 4, 3x eksi 3. Burada da payda işleyeceğiz. Ama tabii payda işlerken yine gereksiz büyük sayı yapmamak için şurayı 4 parantezine alalım. 4 parantezinde x eksi 1. Sesim yok. 2 parantezinde, burada 3 parantezinde x X eksi 1. Bu da zaten 12 parantezindeymiş. Burada sıkıntı yok. O halde x eksi eksi 1'ler zaten ortak çarpan. Bir de bunlarla uğraşmaya gerek yok. bir. Sadece ben sayıları eşitlesem yeterli. Bunu kaçla çarpacağım o zaman? 3 ile 3 Bunu 4 4 ile bunu da 1 1 ile çarpacağız. Paydalarımız aynı olduğu için paydayı 12 x eksi 1 diyelim. Biz şimdi paylara bakalım. 3. Buradan eksi 8 8. Buradan da artı 5 artı 5 geldi. 5 Yani 5 0 mı? 0. Sonuç 9 sıfırmış. Aşağısı zaten önemli değil artık. Devam. İfadeyi komple bir çarpanla ayırayım. Böyleyken çok gereksiz uzar gençler sorular. Çarpanla ayırırsam neyle çarpacağım çok rahat anlayabilirim. Bakalım. Birincisi x artı 2'nin karesi. Neydi? 2 kare mi? Yok paydası o da. Artı 2'deki Paydası o da. Bir de payı ayıralım. O da lazım olacak şimdi bana. Hatta önce Burada paydalardan başlayalım arkadaşlar madem. x artı 2. Şunun da payı kolaymış. Bunu da 5 parantezine aldığımızda bu da x eksi 2. Şimdi şurası lazım. Buraya ayırmazsam göremeyeceğim galiba. Şurada kenarda yapayım bunu. Baş kaç sayı birden farklı olunca kafadan yapmak biraz zor. O yüzden şöyle güzelce görelim. 2'ye eksi 1 desem. 2'ye 2 desem. Burası 4. 2 2 olmaz ki ama hocam. Ha 2'ye 1'miş doğru. O zaman şu 1 olsun. 2 kere 2 4. Eksi 1'den 3 geldi. Tamam şimdi oldu. O halde burayı x artı 2 Saat 2 2x eksi 1 diyebilirim.1. Evet. İfadede tabi payda işlemeye gerek kalmadı böylelikle. Çünkü şunlar birbirini götürünce zaten paydalar eşitlendi. O halde paydalar eşitsen payları toplayalım. 2x eksi 1 2x eksi 1 artı artı 5 x artı 2. 2x Cevap 2 hocam, 2 katı zaten. Ek artı 4 x artı 2. Doğru. Bu bunun iki Pardon. katı. İki parantezin arası zaten göreceğiz bunu.
Cevap 2 çıktı gerçekten de. Bu bunun 2 katıymış. Sonuç 2. Devam edelim. Burada paydaş işte yani şunu çarpıp buna ekleyeceğiz yani. Paydaş demek o. Bunu egzersiz bırakabilir miyiz? Bakalım ne var sırada var mı? Tamam, bunu da egzersiz bırakayım. Eksi birle Şunu şey eksi. çarparsak zaten 2 kare farkı. 4x kare eksi 1. Buraya eklediğimizde onlar bir şey olacaktır. Oradan çarpanları ayırdığımızda çıkacaktır. Yani dikkat edin, şuradaki eksi tüm payın eksisidir. Hepsini değiştirir. Eksi x kare. Eksi x artı 1 diye dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim daha toplama çıkarmaya göre daha kolay olan rasyonel ifadelerde çarpmaya. Bunu çok yaptık zaten dersimizde. Ne yapıyormuşuz? Rasyonel ifadelerin çarpımında pay ve paydeler çarpanlar ayrılıp sadeleştirme yapıldıktan sonra rasyonel sayılardaki gibi işlem yapılır demiş. Bakalım nasıl yapacağız? Bunları zaten defalarca yaptık. Hep aynı şeyler aslında. Bir bakayım bunu. Hep üç terimli bunlar. Ayıracağız. Bunlar zaten asal ifade. Bunları ayırmaya gerek yok. Bakalım ne çıkacak. Çarpınca 6, toplayınca eksi 5 yapan kimler var? Evet. O zaman x eksi 3'e yazamadım. X-2. Bunun ayrılmış hali. Burada da çarpınca eksi 2, toplayınca eksi 1 yapan. X-2, 1. Evet. Çarpı. Bunlar asal olduğu için ayrılmaz. İşte artık en zevkli kısma geldik. Sadeleştirme kısmı. Bir paydan bir Bir. paydadan götüreceğiz. Ben bir. Pay payda. Pay Ben payda. payda. Pay Evet, payda. sonuç 1 Bir. çıktı. Bu da size egzersiz olsun. Benzer mantık. İki kare farkı var burada. Evet, bu da çıkar, egzersiz olsun. Bunların pek bir özelliği yok. Şu biraz daha mı güzel? Burada 3 terimli şey var. Tamam, buna bakalım. Burada iki küp, evet, küp farkı falan var burada. Bu daha güzelmiş. Burada bakın x küp eksi 1, yani iki küp farkı var. Bunu bir yapalım. İki küp farkında peki kim söyleyecek bunun açılımı bana? X eksi 1 çarpı, ondan sonra x kare, ondan sonra eksi x, ondan sonra artı 1. Bir yanlışlık var. Doğru. Nerede yanlışlık var? X'te mi var hocam? Evet, bu hep artı olacak. Şurası sadece bu, bir tane eksi X. var burada. Küp farkında sadece başlangıçta eksi var, diğerleri hep artı. Şu artı olsaydı burada bir eksi bir artı giderdi. Şimdi devam edelim. Bunu yaptık. Aşağısı da biraz gıcık gibi. Burayı nasıl yapacağız? X'e 2x yapacağız hocam muhtemelen. Şurayı 2'ye eksi 1 desem, 3'e 1 desem, eksi 3, evet tam denk geldi. Eksi 3'e artı 2'den eksi x geldi. Yani 3x eksi artı 2 2x artı 2 x eksi 1'miş. sesimiz Çarpı 3x artı 2, iyi zaten sadelesin diye oraya ayırmışlar. cevap Burası 1 da çarpanlara ayrılmıyor ama zaten burada aynısı varmış. İyi, o zaman o da aynısı anladım. gelecek. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Yine bir. X-1'e cevap 1. Yine bir. Yine bir. Evet. Bu da fena değil. Şurayı açmak lazım. Bunu yapalım. Bu ifadeyi toplarsam x kare eksi 16 olacak. Biraz küçük yazarım. Evet. Sığmayacak, sığmayacak galiba. X kare Bölü x. x. Bölü. Bu nedir? Bunu nasıl yapacağız? X parantezini alırız. X artı 4. Çarpı. Yukarısı zaten çarpan ayrılmış. X kare var. Aşağıya ne yapacağız? X 4. Evet, Evet, bu bir x 4. tam karedir zaten. X eksi 4'ün karesidir diyebiliriz. Şimdi bakalım. Şurada hala bir ifade var. Şunu da ayıralım. Bunu ayıralım ve ters çevirip çarpalım. Bir daha adım uzamasın. Bunu aynen yazdım ama çarpanı ayırayım. X eksi 4'e x artı 4 dedim. Aşağısı x. Çarpı. Şunu ters çevirip çarparsam 1 bölü x çarpı x X artı 4. artı 4'ler gider. Daha bitmedi.
Şunu da yapalım. Çarpı x kare Evet. çarpı Böyle x x eksi 4'ün eksi karesi. Şimdi artık ifadeyi komple yazdım. Sadeleştirmeleri kırmızı ile yapalım. X artı 4'te gider dedin, tamam. x eksi 4 X bence eksi tam değildir. 4'ün birini alalım. Bu komple gitti. Burada bir tane Evet. kaldı. X kare x. X de o zaman x kare yapar. X Bunları da eksi 4. aldık. Yani bir tek bunlar Yok, 1 bölü x eksi 4 yukarıda 1 eksi var. Aşağıda da 1 1 1 sadece x eksi 4 kaldı, evet. O halde cevap B şıkkı oldu. 1 bölü x eksi 4 en sade halidir. Evet, bunu artık egzersiz bırakabiliriz. Devam. Bunda bir sıkıntı var mı? Kolay mı? Evet, egzersiz olsun. Bu da güzel bir soruymuş. 3 terimler var. 2 kare farkı falan var. Bölmeye geldiğimizde, bölmede de yine aynı çarpmada yaptığımız gibi, çarpmayı zaten yapan bölmeyi de yapar. Bölmede sadece ters çevirip çarpacağız. Zaten aynı şeyi açıklamış burada da. Bu tarz bölmeleri derste çok yaptık. Pay ve payda yapıyoruz. Şu tarz bölmeleri şimdi yapsak daha iyi aslında. Burada dikkat edin tek şey gençler. Şunu bölme olduğu için bunu aynen yazıp şunu ters çevirmek. Çünkü ben bile unutuyorum bazen bunu. Ters çevirmeyi. Yanlış yazarsanız sıkıntı olur. Ona dikkat etmek lazım. Tek sıkıntı o. Bu tarz bölmeleri yaptığımız için, gerçi bunu yapalım, bu küplü falanmış. Önce buradan başlayalım. Pay nedir? 2 küp toplamı. X artı y çarptı. Evet. Kim açmak ister bunun açılımını? Çarpan ayırmayı. X X kare artı x y ben Yunus Emre sen x söyle. y değil mi? Yunus Emre sen söyle. X artı y bana çok lazım. X kare eksi x y artı y kare. Evet, burası artı iken bir eksi olacak. Doğru. Peki aşağıyı ne yapacağız? Aşağıyı söyleyin. X kare eksi 2x artı y kare. Burada gençler ifade Artı x. çarpanlara ayrılmış olmadığı için mecburen paydayı parantezi açıp ona göre bir şey bakmam gerekiyor. Ondan dolayı mecburen parantezi açtım. Çünkü ifade çarpana ayrılmış değil. Bakalım düzenlediğimizde ne çıkacak. Yukarısında sıkıntı yok. Orada daha fazla yapamayız zaten. Hocam gidiyor x artı y kalıyor. Öyle mi? Bakalım. Evet. Şurası eksi olduğu için evet doğru. Şuranın aynısı X kare geliyormuş. eksi x artı y kare bunlar gider. Cevap x artı y. Demek ki bu ifadenin en sade hali x artı y'ymiş. Demiştik hatta değer vererek bulabilirsiniz diye. Burada da gençler değer vererek bulabilirsiniz. Eğer çarpanlar aklınıza gelmezse. Mesela x'e 2 ver. Y'ye 3 ver. Sonra burada değerini bul. Bir de burada x'e 2 ver. Y'ye 3 ver. Değer buradakilerde aynısı çıkarsa doğrudur. Ama tabii dikkat etmeniz lazım. X'e 2, Y'ye 3 verdiğinizde şıklarda aynı sonucun çıkmaması lazım. Yani X 2, Y 3 olursa mesela 5 ya. Burası 5 çıktı. Başka 5 çıkan bir sonuç daha varsa orada şaşırabilirsiniz. O yüzden şıklarda farklı sonuç olacak şekilde X'e, Y'ye değer vermeniz lazım. Mesela X'e 0, Y'ye 1 verseniz. X'e 0, Y'ye 1 verseniz. Burası 1 çıkar. Burası da 1 çıkar. E de bir A mı çıkar C mi hocam. anlayamazsınız. E de bir çıkar. Ha, E de 1 çıkar. Yani o zaman dikkat etmek lazım. Yani 1'e 0 biraz riskli değer. 1'e 1, 1'e 2 gibi küçük değerler verin ama çok da yakın şey olmasın. Kolay olsun diye 0 verirseniz şıklarda sıkıntı olabilir. Ve bunun sadeleştirilmiş hali. Bu kolaymış, egzersiz olsun. Ha, şu bölmeye bakalım. Burada dikkat eden şey şunu ters çevirmeyi unutmayalım Bir da. tane yazıp ikincisi ters çevirip O yüzden çarpıyor. şunu bir ok yapayım da unutmayın. Ben çünkü çok unutuyorum bunu bazen. Yukarıya ayırdığımızda çarpınca eksi 12 toplayınca 1 yapan kimler var? Eksi 4, 4'e eksi 3. Bölü. Aşağısı çarpınca eksi 3 Eksi toplayınca eksi 5, 2. eksi 3'e 1. Bölme dedik, şimdi çarpmaya çevirdik ve Artı x kare eksi 1'i yukarı yazacağım, unutmayalım. eksi 1 çarpı x artı 1. 5 x artı 2 kare farkı. Burası da 2 kare farkıymış. x eksi 4 4 çarpı çarpı x x artı 4. artı 4. Kesin bu da 1 çıkar artık. 1 mi çıkıyor? Evet. Evet 1 Bakalım. çıkıyor. Hemen hepsini sadeleştirmişler mi? Biraz kalaydı keşke ya.
eksi 4 kalıyor hocam. X eksi 4 Hocam gitmedi mi? x eksi 4 neydi sadece işte bir kere. Aa, ezber yaptık gittik vallahi. X eksi 1 yani x eksi 4 sandım. İyi o zaman dur. Bu 1 değilmiş, bu soruyu beğendim. Şimdi kimler gider? Şunlara tekrar bakalım. Şu gitti. X artı 1 de burada Evet, götürdük. gidiyor. Evet, x eksi 1. Ben şunu 4 sandım. X eksi 1 bölü x eksi 4. En sade hali buymuş. Öyle otomatiğe bağlayıp götürdük ama yanlış yapmışız. Burada egzersiz olabilir bu soru. Devam. Bunu b eksi a. Neyse yapalım bunu bazen. A bölü burayı b eksi a Eksa. diyeceğiz. Bölü paydamız b. B. Çarpmaya Çarpı. yapayım artık, ters çevireyim. Burası a kare eksi b olduğu A için. eksi B çarpı B A çarpı artı A B. artı B. Bu da tamam. Şurayı ne yapacağız? AB parantezini alalım. Evet, AB parantezini. AB parantezini alsam bu da mı A artı B? A artı. İyi, şunlardan kurtulduk en A azından. artı B'ler gider. Burayı biraz daha düzenlemek lazım. A'yı aynen yazalım. B eksi A bölü B'yi ters çevirelim. Yani B bölü B eksi A diyelim. Çarpı şuraya baktığımızda A eksi B Eksi B bölü AB. AB. Kırmızı AB'ler kalem alalım bir görelim. AB'ler gider. AB'lerin gittiğini gördük. Nereden? Şuradan gidiyor. A eksi B, B eksi A. Ne olacak? Eksi bir. Bir tane eksi bir açığa çıkacak. Eksi bir. Cevap eksi bir. Bunun da en sade hali eksi birmiş. Burada da x kare eksi ikinci kod olduğu için 1 bölü x kare. Bu da 1 bölü x. Buradan da bir şekilde çıkacaktır. Bakayım daha güzel soru yoksa. Bunu egzersiz bırakayım. Ötekini yapayım. Egzersiz. Bunu yapalım. Neyse bunlara bakarız. Şunlar güzel. Hocam cuma saatte başlıyor. Ha, saat zaman kaç dakika oldu? 22. Tamam o zaman. Biraz zaten blok yapmıştık. Öyleyse bunları şey yapalım. Bunu yapalım hocam. Yeterli. Bu artık zaten bildiğiniz konu olduğu için bunlar gençler. Çok önemli değil. Artık şey bitti. Çarpan ayırma bitti. Bundan sonraki konular hep zaten benzer örnekler. Ben bunları gerekirse bir fazladan ders yaparım, işlerim o zaman. Yazıl Pazartesi günü şeydeyken. çözeceğiz hocam. Efendim? Pazartesi günü çözeriz. Pazartesi dersimiz yok. Şey var hocam. Ekstra matematik. Ha, orada çözeriz. Olmaz ama o şey ya. Orada ben bunu çözersem herkese söylerim. Herkes gelsin. Ekstra da çözmeyelim. Oraya gelmeyenler oluyor. Ben bunu çözeceğim zaman söylerim. Veya gerekirse derste çözeriz. Denklemlere bir ders geç gireriz. Fark etmez. Dersimize çözeriz. Çünkü bundan sonra da şey var. Çıkmış sorular vardı. Çıkmış sorular ve yeni nesil sorular. Onları da çözeceğiz. O yüzden onlara bir şey yapacağız. Fakat sınav öncesi ben zaten ders yapacaktım. Onu söyleyeyim. Belki pazartesi salı günü sınav öncesi dersi yapabilirim. Çünkü pazartesi salı günü ders yokmuş galiba. Öyle diyor şey idare. Ders yoksa ben kendi dersimi yaparım. Ama şey yaparım. Ders kitabındaki alıştırmaları çözmeyi düşünüyorum. Hangi sayma olasılık konusundaki alıştırmaları çözeceğim. Hafızamız biraz Anladım. tazelensin diye. Onları yapacağım. Eğer o gün vakit bulamazsak pazartesi salı günü, zaten sınav haftaya olduğu için hafta sonu cumartesi pazar günleri bunu yapmayı düşünüyorum, haberiniz olsun. Öyleyse gençler bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kareyi çözseydik hocam. Efendim? Kareyi çözseydik o eksi 2 x üzeri eksi 2. Kalsın artık o. Şey yaptık. Sonra çözeriz olmazsa. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşçakalın hocam. Hayırlı cumalar. Sağ ol sana da.